Hocam ben size şunu bir soracağım. Bu konuyu biraz değiştireyim hem de. Fenerbahçe performans açısından sizce Roberto Carlos mu yoksa Ümit Özat mı? Şimdi şöyle, doğru bir tartışma değil. Ben çok uzun Yok, süre sadece oldu. Fenerbahçe için. Sadece Fenerbahçe performansı. Fenerbahçe kariyeri açısından. Ya şimdi dediğim gibi bu çok farklı yerlere çekilecek bir soru, çok farklı yerlere çekilecek bir cevap olur. Ben tabii ki bendim yok istatistiğe baktığınız zaman tabii ki Ümit Özat. Ama ben Evet, de olsam istatistikte Roberto sizsiniz Carlos'u hocam. getiririm, Fenerbahçe'ye koyarım. Ama Roberto Carlos'u getiriyorsanız da ne bileyim, o gün için konuşuyorum. Bir iki yıldız daha alırdım. Yani Roberto Carlos o gün itibariyle Fenerbahçe'nin ihtiyacı sol bek değildi. Fenerbahçe Türk kaleci kazanacağım diye 5 şampiyonluk verdi. Ama Galatasaray'ın bütün şampiyonluklarına bakın. Galatasaray'ın bir yanılmıyorsam Sebat'tan gelen Mehmet'le bir şampiyonluğu var. Onun dışında bütün şampiyonlukları yabancı kaleciydi. Simović, Taffarel, Mondragon, Muslera. Ben demiyorum ki yabancı kaleci iyidir. Ama tercihi doğru yapıyor. Hadi diyorsun ki o gün 5 yabancı vardı. Yabancı hakkını kaleciden kullanmak istiyor. Ya bugün 10 yabancı hakkın var. Savunmada oynayan 4 oyuncun yabancı, kaleci Türk. Hocam bir de şöyle bir soru var. Diyor ki Mehmet Cansun döneminde Galatasaray ile anlaştığı doğru mu? Anlaştı fakat sonrasında 6-7 oyuncunun Mehmet Cansun'a gelerek Ümit Özat'ın gelmesini istemediği iddia edilmiş bir haberde. Böyle bir söylenti var hocam. Bir haber de Ha. çıkmış bununla alakalı. Siz Mehmet Cansu'nun anlaşmışsınız. Galatasaray'a imza atıyormuşsunuz. Galatasaray'la 6-7 tane futbolcu sizi istemediklerini Cansu'na söylemişler. Şimdi şöyle, ben Fenerbahçe'yle imza attığımda Aziz Başkan'ın ofisinde Mehmet Cansu beni aradı. Buna başkanımız da şahittir. Hatta başka espri olsun diye detaylar da var. Söylemek istemiyorum. Ben kendisine anlaştığımı söyledim. Bir gün sonra bu haber çıktı. Cevap bile vermedim. Ben çok kale alınacak bir cevap değildi o. Ben cevap Tamam, versem Cansu çünkü o cevabın altından kalkamazdı. anladım. Şimdi anlaşıldı sebebi, haberin sebebi anlaşıldı. Yani eğer Buyurun. öyle bir futbolcu grubu da geldiyse o futbolcu grubunun kim olduğunu ben biliyorum. Yo, anlaşıldı anlaşıldı yani. Hani Anlaşıldı. sebep Ben onun anlaşıldı. cevabı Haberin sebebi anlaşıldı verirsem. hocam. Tam imza anında gelip de yediremeyince öyle bir haber gelmiş hocam, anlaşıldı şimdi. Anlaşıldı. Konuyla ilgili mesela bugün Mehmet Cansun çıksın bir açıklama yapsın. Evet şunlar geldi istemedi desin. Dürüst olsun. O isimleri söylesin. Söyleyemez. Çünkü o isimlerin kim olduğu eğer öyle bir şey varsa ben iyi de biliyorum. Kendi de biliyor. Onlarla yan yana gözükmekten korkar. Ben anladım kim olduklarını. Gırgırına şöyle bir muhabbet de oldu. Aç işte 3 milyon iste dediler. Saygısızlık olur dedim. Ben imza attım bunu dürüst söyleyeceğim dedim. O dönemki menajerlerim de buna şahittir. Doğrudur. Hocam bir de ben soracağım bunu size. Bundan sanırım bir 3-4 sene öncesine kadar Galatasaray taraftarındaki intibanız şu anki intibadan biraz daha farklıydı. Biraz daha olumsuz bir intibadan. Nihayetinde bir Fenerbahçe kaptanı, işte beyaz futboldaki örnek veriyorum bir Rasim Ozan Kütahyalı'yı kızdırmanızdan dolayı falan filan vesaire. Şimdi biraz daha olumsuz bir intiba varken şu an yani alta gelen mentionları zaten size ekran görüntüsüyle atacağım. Galatasaray teknik direktörü olur mu? Fatih Terim'in başkanlığında bu sessiz çığlığın sesi olur mu gibi sorular da geliyor. Hocam koreografi size şey yapmışlar. Koreografi vardı ya hocaya Beşiktaş maçında yapılan. Ona sizi monte etmişler. Fotoğrafta siz varsınız. Arkada şampiyonluk şarkısı düşmesin dillerden. Önde Ümit Özat. Fatih Terim'in başkanlığında bunu ne zaman görürüz diye sorular geliyor sizin için. Yani şimdi şöyle hoca ile benim tabii baba oğul gibi bir ilişkim var Allah var ama taş yerinde ağırdır. Bu herkes için geçerli. Bizim böyle birbirimize bu konuda zarar veririz. Herkesin mensup olduğu bir kulüp var. Bugün herkes Fatih Hoca'yı Galatasaray'ın camiası içinde görmek ister. Başka bir yerde görmek istemez. İnsanlar Ümit'i bana göre
Fenerbahçeli ümit olarak bilmek ister. Bazı değerler çok önemlidir. Biz evet. yurt dışında yaşayan, farklı kültürlerle büyümüş, ya orası da burası da yani böyle maalesef böyle bir kültürümüz yok. Ülke olarak da böyle bir kültürümüz yok. Dolayısıyla Galatasaray taraftarının bakış açısına gelince de zaman zaman kendi taraftarlarımızdan da gereksiz eleştiriler alıyorum. Çünkü ben inandığım doğrudan hiçbir zaman şaşmam. Bir pozisyon penaltı ise penaltı derim. Bu Fenerbahçe'ye karşı olmuşsa da ya göz göre göre haklı olan pozisyonda haksız diyecek kadar değilim. Çünkü vicdanımın o zaman vicdanıma hesap veremem. Bunu Galatasaray için söyleyince ya Fenerbahçeli zaten diyorlar. Fenerbahçe için söyleyince de ya bu nasıl Fenerbahçeli diyorlar. Kimseye yaranamıyordun yani. Türkiye, welcome to Türkiye ya. Hocam peki bu şeyin Galatasaray taraftarındaki intibanın değişmesini neye bağlıyorsunuz? Biraz şöyle, tabii aslında tamamen insani olaylar. Şimdi mesela Allah rahmet eylesin, ben Fatih Hoca'nın rahmetli babası öldü, bir gece önce hastanedeydim. Ertesi gün de bütün takım aldım, cenazeye götürdüm. Ben bunu asla bana tavırları değişsin diye veyahut da bana karşı bakış açıları değişsin diye yapmadım. İnsani görev olarak yaptım. Çünkü gerçekten ben Fatih Hoca'yı da ailesini çok seviyorum. Zaman zaman Fatih Hoca'yla ilgili açıklamalarım olmuş olabilir. Bundan dolayı bana böyle davranıyor. Yani intiba bakış açıları değişmiş olabilir ama ben birçok Beşiktaş taraftardan da olumlu yönde, müspet yönde teknik böyle zaman zaman eleştiriler alıyorum. Dediğim gibi bizler hiçbir zaman bu camialar, yüzyıllık camialar, bu camialar karşımıza alacak bir şey asla zaten yapmayız. Ama maalesef bizim insanlarımız duygusal ve burası Türkiye. İnsanlar maalesef balık hafızalı. 17 gün sonra her şeyi unutuyoruz. Çok iyi bir şey yaparsanız 17 gün önce, yani 21 yıl önceki unutulur. Çok kötü bir şey yaparsınız yine bir yıl önce yaptığınız iyi bir şey unutulur. Yani çok çabuk değişiyor ortam. Bu siyasette de böyle, futbolda da böyle. Dolayısıyla ama ben şundan insanlar, ben müsteriyim ki insanlar da bana göre müsteri olsunlar. İnanmadığım hiçbir şeyi söylemedim. Sırf birilerine şirin gözükeyim diye tavır ve davranış içerisinde de herhangi bir söylemde bulunmadım. İnandıklarım... Zaten bu samimiyetinizden ötürü bence değişti Galatasaray taraftarında. Aynen, aynen. Yani. Hele ki sosyal medyayı... Evet, hem de sosyal medyayı kullanma şekliniz de sizi daha çok, sizin nasıl bir kişilik olduğunuzu da öğrendikten aynen. sonra da bu kırıldı bayağı. Şimdi... Şöyle ki, ben 2004 yılında bana yazı mı tura mı dediklerinde Atatürk diyen bir adamım. Evet. Biliyoruz hocam, videosu var. Atatürk hep kazanır. Atatürk şimdi hep kazanır öyle, hocam. Şöyle ki, maalesef yapmış olduğumuz meslek çok kaygan bir meslek. Evet. Bir an üstte olabilirsiniz, bir an altta olabilirsiniz. Bir an gecede olabilirsiniz, bir an gündüzde olabilirsiniz. Yaranma şansınız yok. Yalnız burada üzüldüğüm bir konu var. Ben özellikle Aziz Başkan'dan bahsettiğimde, Fenerbahçe'den bahsettiğimde maalesef son iki yıldır Ali Koç diye ortalığı yıkanlar o gün Ali Koç yok, Aziz Yıldırım yok, Fenerbahçe var demezlerdi. Bugün diyorlar ki Ali Koççu da değiliz, Aziz Yıldırım da değiliz, Fenerbahçeliyiz. İki senedir böyle düşünmüyordunuz. İki senedir, beş senedir Ali Koç diye ortalığı yıktınız. O zaman Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanı değil miydi? Üstelik benim Aziz Yıldırım'dan beklentim yok ki. Yani bazen insanlar şunu kaldıramıyor. Ya arkadaş, Aziz Yıldırım bak yine söylüyorum, bir yere başkan adayı değil. Ondan bir görev beklentim yok. Hep söyledim. Bakayım şimdi Ali Koç başkanlığı bıraktığında yanında olanlar bıraktığı zaman nerede olacaklar? Bu işler böyle. Türkiye burası. Evet. Onun için körü körüne bir bayrağı sallamak mı? Yok hayır. Haksızsanız haksızsınız. Haklıysanız haklısınız. Ben böyle gördüm. Böyle büyüdüm. Böyle gideceğim. Doğru hocam. Bir de şöyle. Şu mesela hocam şeyleri, söylemleriniz gerçekten birbirini tutuyor. Şundan tutuyor diyorum. Beyaz Futbol mesela programında söylediğiniz bir laf vardı. Ben dün gibi hatırlıyorum. Bayağı oldu bu sözü söyleyeli. Şey demiştiniz ya, 6-0 yenip 6. olmaktansa keşke 2-0 yenileydik de o sene şampiyon olsaydık. Yok, keşke 6-0 biz yeneseydik de şampiyon olsaydık. Evet, yani o bu konuda o yüzden... Yok, çok haklısınız hocam.
Abartılıyor. Yani o gün Schalke Galatasaray... Doğum günü 6 Kasım olanlar konuşmasın hocam ya. Bir şey söyleyin şuna ya. Schalke, Schalke Galatasaray tır gibi ezer geçer dediğimde Fatih Hoca dedi ki ya dedi siz Schalke'yi zayıf görüyorsunuz ama Schalke de Galatasaray'ı zayıf görüyor dedi. Yani siz hep bizi favori görüyorsunuz ama onlar için de kendileri favori dedi. Yani aslında benim söylemime yakın bir söylem. Yani dolayısıyla şimdi bakın Türkiye'de Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe dışında bir Anadolu kulübünün şampiyon olma ihtimali nedir? %1. Galatasaray, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin de Avrupa'da şampiyon olma ihtimali %1'dir. Binde birdir hocam. Ya kaç %1? Daha yok, da fazla. %1 de öyle değil. Daha onun için, 10.000'de 1 falandır yani. Ya bir gün Allah'ın lütfu İstanbul Fatih Sultan Mehmet'e nasip olmuş. Kurtuluş Savaşı Atatürk'e nasip olmuş. Öyle. Efendim Resulü Muvaffak Kupası Fatih Hoca'ya nasip olmuş. İnşallah Şampiyonlar Ligi bana nasip olur. Bunu da söylemek İnşallah hocam ha. İnşallah. Ama İnşallah kısmet. Gibi, bu bir bakın alın yası diye bir şey var arkadaşlar. Biz bu dünyada oyuncuyuz. Oyunumuzu oynarız, göçer gideriz. 10 dakika sonrasını bile bilemediğimiz bir dünyada kibirlenmenin bir anlamı yok. Çok doğru hocam. Hocam şimdi ilginç bir soru var. Diyor ki ıssız adaya düşse yanına alacağı 3 tane sol bek kim olurdu? İlla mı almam lazımmış? Nasıl hocam? İlla bek mi alacağım diyor. Vallahi illa bek alacakmışsınız hocam. Ya bir de niye hakikaten yani bek alsın ki hoca? Hoca bek zaten ya. Başka pozisyon alaydı bari. Tamam normal yani şey pozisyon sınırlamayalım hocam. Direkt futbolcu diye düşünelim. Ya niye her şeyi alayım ya? Yani. Kimi istiyorsanız onu alın hocam. Ne diyeyim yani şimdi? Tek başınıza ya, takılmak da istiyorsanız. Gerçek bir gerçek olur mu ya? Yani doğru. Vallahi doğru hocam. Çok haklısınız. Demeyeyim dedim şimdi hocam. Yani. Üç tane Victoria's Secret mankeni alsın mesela. Hangisi üç tane? Onu söyleyin hocaya. Yani hayret bir şeysiniz siz de yani. Yani Philip Lam'ı alırım. Philip Lam. Sol bek olarak. Zambrotta'yı alırım. Sol bek olarak. Deniz Örvün alırım. Bilir misiniz? Manchester United'ın efsane sol beki. Ve bu üçün özelliği de esas sağ ayak olmalarıdır. Evet. Üçü de zaten oradan gittiniz yani. Diyecektim. direkt birebir kendinizden gittiniz hocam ya. Aynen. Hocam sizin özellikle dikkat çeken özelliklerinizden biri de sesinizin çok güzel olması. insanların indirip telefon MP3 zil sesi yaptığı falan söyleniyor bu. Böyle bir rivayetler var. Ve sorulardan bazıları da türkülerle alakalı. Bir soruda diyor ki kendisinin türkülerle beslendiğini biliyoruz. Yeni nesil rap ve pop müzikler hakkında ne düşünüyor? Güzel bir soru ama güzel bir cevap yok. Bravo çok hocam. İlgilenmediğiniz bir konu. Bravo hocam. Ben türkücüyüm. Evet. Aynen. Hocam o zaman şunu soralım. Türkü aşkını nereden aldı? En sevdiği türkü üstadı kim? Diye sorulmuş. Evet, genetik yani. Ben Sivaslıyım. Türkü bizim için olmazsa olmaz. en sevdiği hangisi hocam? Türkü üstadı hocam. Rahmetli Kıvırcık Ali benim aile dostumdu. Allah razı olsun. Toprağı bol olsun, mekanın cennet olsun. Amin. Ama tabii ki gerek Metin Karataş olsun. Birçok türkücüyü, yani Türk'ü ayırt etmem, yemek ayırt etmem gibi bir şey oldu ama Türk'ü ayırt etmem. Ben de yemek ayırt etmem hocam. Türkülerin de ben de yemek ayırt etmem. Buldumu gömerim hocam ya. Güzel yemeği gömerim, hiç affetmem yani. Hocam peki ilk ya ben güzel türkü söylüyorum diye farkındalığın ne zaman geldi? Doğarken. Direkt doğmuş. Şeylerde hocam merak, muhtemelen kamplarda vesaire herhalde size sürekli türkü söylettirirler diye düşünüyorum. Yanlış mı tahmin? Ya şimdi o zaman fazla türkü sevmezdi. Ben severdim, bir Servet severdi. Başka kimse türkü dinlemezdi.
Tabii. Şeyde hocam Servet'in anlattığı bir anı vardı. Aziz Yıldırım bir kere gelmiş kulağındaki kulaklığı çekip takmış kulağına da türkü dinliyormuş. Oğlum sen manyak mısın deyip geri atmış. Aziz Başkan da sevmiyordu muhtemelen türkü. Yok, çok severdi türküyü. Öyle mi? Çok sever. Biz şöyle aile biz mesela devler arası kamplarında Antalya'da gece yapardık takmayı. Yani yok, başkan çok sever türküyü. Anladım, anladım. Hocam bir de şey soruluyor. Daha çok bozlak dinlemeyi mi, değiş dinlemeyi mi seviyor? Değiş dinlemeyi severim. Tamam hocam. Bir de diyorlar ki hocamın ağzından hiç duymadığımız bir türküyü duyabilir miyiz? Şimdiye kadar ses kaydı. Hiç duymadılarsa ben de duymadım. Hiç duymadığım bir türküyü. Yok. Hayır. Sizin ağzınızdan hiç değil. Duymadım. Sizin ağzınızdan duymadım. Tamam, benim ağzımdan hepsini duymuşlardır diyorum. Duymadıklarını ben... Düşmemiştir. Şöyle de... İsterseniz tabii hocam, yoksa yani şey, yani soruyu sormak için sordum ben size. Onlar size istek atsınlar, ben onlara Instagram'dan göndereyim. Tamam hocam. İyiydi. Hocam sorular burada bitti. Çok keyifli bir yayın oldu. Evet, öncelikle ağzınıza sağlık, sağ olun. Gerçekten sağlık. Teşrif ettiniz, şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyorum size. Çok teşekkürler hocam. Hocam gitti. Evet. Alo? Geldi hocam. Yok, buradayız. Şimdi geldi hocam. Birden dondunuz hocam, eyvah dedim ya, gitti. Tam veda diyorduk hocaya. Yok. Bazen kendi tipim bazen donuk olabiliyor maalesef. Yani. Yok hocam, estağfurullah. Yok hocam, karizmadan oluyor bence bu iş ya. Aynen. İnşallah Ankara'ya geldik, göreceğiz. İnşallah hocam. Bekliyorum hocam. İnşallah hocam. Çok, yeniden çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın hocam. Başarılar diliyoruz hocam. Sağ olun. Başarılar hocam. Görüşürüz. Teşekkürler.